Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu pratik Arapça derslerimizin 18. dersine başlamadan önce herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Bir önceki dersimizde bir konuya değinmemiştim. Vasalet risaletun min Mısır. Vasalet risaletun min Mısır. Mısır'dan bir mektup geldi ifadesinde risaletuna bakalım. Ne demiştik? Risaletun dişilik teyisi olan, dişi kabul edilen bir isimdir. Yani Arapçada isim türünden kelimeler ya eril veya dişidirler. Dişilik alameti genelde, istisnalar vardır, genelde dişilik teyisi dediğimiz üstünde noktalı H, yani burada gördüğümüz yuvarlak T denilen risaletunda olduğu gibi dişilik T'si bulunanların genelde bu tür kelimeler dişidirler. Vasale, vasale vasıl oldu, ulaştı, geldi manasında. Fakat burada neden vasale değil de vasalet dedik? Ulaşan şeye bakalım. Ulaşan şey, gelen şey nedir? Dişi bir isim kelimesidir. Risaletun. O yüzden burada vasale demiyoruz, vasalet diyoruz. Vasale risaletun diyoruz. Bu fiillerde erkekler için ve bayanlar için ayrı şekil kullanıldığı gibi eril ve dişi isim kelimeleri içinde bu şekilde ayrı fiiller kullanılır. Ad-dersu thâmine aşara. Ad-dersu thâmine aşara. 18. ders. Ad-dersu ders. Ad-dersu ders. Ad-thâmine aşara. Ad-thâmine aşara. 18. Ad-dersu thâmine aşara. 18. ders. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Selam üzerine olsun. Selam dediğimizde Allah'ın selamını kastederek Esselamu aleyke, Allah'ın selamı üzerine olsun manasında bunu söyleriz. Esselamu, selam. Aleyke, üzerine. Aleyke, üzerine. Bu aleyke nasıl oluşturulur? Ale, üstünde, üzerinde demektir. Senin üzerine derken bir ke ilavesi yaparız fakat aley şeklinde, yani ale, aley halini alır. Aleyke. Tabii ki bu kime söyleniyor? Esselamu aleyke dediğimizde bir erkeğe hitaben bunu diyoruz. Esselamu aleyke, selam üzerine olsun. Esselamu aleyki. İ ile bunu söylersek bir kıza, bir bayana hitaben bunu söylemiş oluruz. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke ya Zeydu. Esselamu aleyke ya Zeydu. Selam olsun senin üzerine ey Zeyd. Esselamu, selam. Aleyke, üzerine, senin üzerine. Ya ey Zeydu. Zeyd. Burada yine sondaki U'ya dikkat edelim. Zeydun, Zeyd demek isim. Ya geldi başına, ya Zeydu diyoruz. Esselamu aleyke ya Zeydu. Selam üzerine olsun ey Zeyd. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun ey Zeyd. Ve aleykisselamu ya Zeynebu. Zeyd'de cevap olarak diyor ki ve aleykisselamu ya Zeynebu. Selam senin üzerine olsun ey Zeynep veya selam senin de üzerine olsun ey Zeynep. Ve aleyki ve üzerine. Burada ve aleyki diyoruz. Ve aleyki denildiğinde bu kime söylenmiş oluyor? Zeynep'e, yani bir bayana, bir kıza. Ve aleyki geçiş yapıyoruz. Ve aleyki selamu. Burada yer değiştirir. Yani esselamu aleyke ve aleyke selamu veya ve aleyki selamu. Aleyke ile selam yer değiştirir.
aleykisselamu ve üzerine olsun. Burada ki dediğimizde Zeynep'e hitaben bunu diyoruz. Ve aleykisselamu ve selam üzerine olsun. Ya ey Zeynep'u, ey Zeynep. Zeynep'u zaten bu şekildedir. Yani bayan isimlerinin sonu u iledir. Burada bir değişiklik olmaz ya'dan dolayı. Sadece erkeklerde bu olur. Zeydun ya Zeydu şeklinde. Ve aleykisselamu ya Zeynep'u. Ve Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ey Zeynep. Hel raca'a sadiquke minel asimeti. Hel raca'a sadiquke minel asimeti. Arkadaşın başkentten döndü mü? Raca'a döndü demek. Raca'a döndü. Bir erkek için diyoruz bunu. Raca'a döndü. Hel gelirse başına döndü mü? Yani mi, mı, mü ifade eder hel. Hel raca'a döndü mü? Kim döndü mü? Sadiku ke. Sadikun dost, arkadaş. Sadikun. Sadiku ke arkadaşın. Bu ke neyi ifade eder? Bir erkeğe bunu söylendiğini. Hel raca'a sadiku ke. Arkadaşın döndü mü? Nereden? Min. El asimetu başkent demek. Min. Minel asimeti başkentten. El asimetu minel asimeti. Burada geçiş harekesi nedir? Yani aslı bunun mindir. Geçiş yapmak için min ederiz. Bunu bu şekilde bilelim. Genelde i ile geçiş yapılır. Fakat min de mine ile geçiş yaparız. Elif lamdan önce geldiğinde. Minel asimeti sonunun da burada i olduğunu unutmayalım. Minden dolayı. El asimetu minel asimeti. Hel raca'a sadikuka minel asimeti. Arkadaşın başkentten, başşehirden döndü mü? Naam raca'na minha ma'ahu. Naam raca'na minha ma'ahu. Evet, ondan veya oradan onunla birlikte döndük. Naam, evet. Naam, evet. Raca'na ne demek? Raca'na döndük. Raca'a döndü. Raca'na sonuna bir ne getiriyoruz. Ne'den önce de ayn sakin olur. Raca'na ne biz döndük. Naam raca'na evet döndük. Minha min dendan demekti. Neden burada minha diyoruz? Minha yani ondan. Tabi Türkçe oradan deriz fakat ondan tam manası minha ondan. Neyden? Naam raca'na minha. Evet ondan döndük derken neyi kastediyoruz? Baş şehri kastediyoruz. Baş şehir neydi? Asimetun veya el asimetu. Sonunda dişilik teisi olduğu için asimetun neymiş? Dişi bir kelime, dişi bir isim kelimesi olduğu için ondan, oradan derken minha diyoruz. Minha. Ma'ahu ne demek? Onunla. Ma'a ile beraber. Hu onunla. Ma'ahu onunla. Evet. Na'am raca'na minha ma'ahu. Evet. Oradan, ondan, onunla birlikte döndük. Ma'ahu'dan neyi anlıyoruz? Yani erkek arkadaştan. Ma'aha. Kız arkadaş olsaydı bu ma'aha şeklinde bu söylenirdi. Veya burada minha ondan oradan yani baş şehirden değil de evden olsaydı bu minhu derdik. Minhu beytun eril bir isim olduğu için minhu derdik. Naam raca'na minha ma'ahu. Evet ondan oradan onunla birlikte döndük. Huve vecede lehu fiha seyaraten cedideten. Huve vecede lehu fiha seyaraten cedideten. O kendine yeni bir araba buldu orada veya onun içinde. Evet. Huve o. Huve o. Vecede buldu. Vecede buldu. Lehu. Lehu ona demek aslında. Lehu ona. Burada kendine. Vecede lehu. O buldu. Kendine. O buldu ona demek aslında o kendine buldu. Huve vecede lehu o kendine buldu. Fiha nerede?
Fihe, orada, onda. Neden burada fihe diyoruz? Orada, yani onda derken fihe'den neyi kastediyoruz? Baş şehirde, başkentte. Huve vecede lehu fihe, o onda veya Türkçe tabiriyle orada, başkentte yani orada kendine buldu. Ne buldu? Seyyaraten cedideten, bir araba, seyyaraten cedideten, yeni. Seyyaraten cedideten, bir yeni bir araba. Burada da yine bu uyumları görüyoruz. Seyyaraten cedideten şeklinde. Huve vecede lehu fiha seyyaraten cedideten, o orada kendine yeni bir araba buldu. Amma ana fawajadtu kitaban nafisan. Amma ana fawajadtu kitaban nafisan. Amma burada ise mana, yani bunu aslında şu şekilde ene ben demek. Bunu şöyle öğrenelim. Amma fe geldiğinde emme fe ile misal ben ise, sen ise, o ise diyeceksek emme ana fe, emme ente fe, emme huve, o ise, emme huve fe, emme hiye fe şeklinde bunu söylediğimizde bu demek, yani emme ile fe'yi birlikte kalıp olarak şu şekilde öğrenelim. Ben ise, yani o kendine yeni bir araba buldu, ben ise, ben başka bir şey buldum mesela derken emme ana fe diyoruz. Emme ana fe, ben ise olarak bunu tercüme edebiliriz. Emme ana fe, ben ise. Vecettu, yani fe vecettu, buldum. Kitaben, bir kitap. Nefisen, değerli. Nefisun, değerli demek. Değerli, kıymetli bir şey için nefisun deriz. Kitaben nefisen. Amma ana fawajadtu kitaban nafisan, ben ise değerli kıymetli bir kitap buldum. O kendine yeni bir araba buldu. Ben ise kendime, yani ben ise değerli kıymetli bir kitap buldum. Amma ana fawajadtu kitaban nafisan. Burada yine uyuma bakalım. Kitaben nafisan, ikisi de en şeklinde ve burada dişilik t'si olan kelimelerde seyyaraten cedideten diyoruz. Bir elif ilavesi yapmıyoruz. Fakat kitaben nefisen de elif ilaveleri yapıyoruz. İsme ilave yaparsak elif ilavesi, yani en dediğimizde bir elif ilavesi yaparız. Ne zaman yapmayız? Dişilik t'si ile biten kelimelerde elif ilavesi yapılmaz. Onun haricinde elif ilavesi yapılır en derken. Kitaben sıfata da aynı şekilde bir elif ilavesi yapıyoruz. Nefisen şeklinde. Kitaben nefisen, değerli bir kitap. Emme ana fevecettu kitaben nefisen, ben ise değerli kıymetli bir kitap buldum. Raca'tu minel asimati ma'a sadiqil cedidi. Raca'tu minel asimati ma'a sadiqil cedidi, başkentten yeni arkadaşımla beraber döndüm. Raca'tu döndüm. Raca'tu döndüm. El asimatu başşehir, başkent. Min gelirse başına, mine şeklinde geçiş yaparız. Minel asimati başkentten. Sadiqil cedidu, sadiqil cedidu ne demek? Yeni arkadaşım, sadiqi arkadaşım, el cedidu yeni. Yani sadiqi dediğimizde sadiquke, sadiqi, sadiquhu şeklinde bir ifadeye bir sıfat ilave edeceğimizde elif lam ile bu sıfatı ilave ederiz. Çünkü sadiqi belirlidir. Sadiqi, yani başında elif lam olmasa da sadiqi, sadiquke, sadiquhu, sadiquha şeklinde ki ifadeler belirlidir. O yüzden sıfat ilave edildiğinde sıfatta belirli olması gerekir. Sadiqil cedidu, yeni arkadaşım. Ma'a geldi başına. Ma'a gelirse sadiqi ile bir değişiklik olmaz. Fakat sıfatta değişiklik olur. El cedidu, el cedidi halini alır. Sadiq, ma'a sadiqil cedidi,
yeni arkadaşım ile beraber, yeni arkadaşımla. Raca'tu min al-asimati ma'a sadiqil cedidi, başkentten yeni arkadaşımla beraber döndüm. Maza vecedet bintu cariki fil asimati? Maza vecedet bintu cariki fil asimati? Komşunun kızı başkentte ne buldu? Maza ne? Vecedet buldu. Bintu cariki, bintu cariki ne demek? Yani caruki senin komşun, caruki senin komşun. Bintu caru cari halini alır. Bintu cariki komşunun kızı. El asimetu burada da yine az önceki gibi el asimetu u iledir. Başına fi geldiğinde fil asimeti baş şehirde, başkentte. Burada tekrar ifade edeyim. Daha önce de söylemiştim. Fi, ala gibi, ila gibi ifadeler, kelimeler uzatarak söylenir. Fakat elif lamdan önce kısa. Fil asimeti değil, fil asimeti şeklinde bunu söyleriz. Mâzâ vecedet bintu câriki fil asimeti? Komşunun kızı başkentte ne buldu? Vecedna fi dükkânin kadîmin kitâben nefîsen. Vecedna fi dükkânin kadîmin kitâben nefîsen. Eski bir dükkanda değerli bir kitap bulduk. Vecedna bulduk. Ne? Biz bulduk. Vecedna bulduk. Dükkanun bir dükkan, kadimun eski, eski bir dükkan, dükkanun kadimun. Burada görüyorsunuz uyumları. Dükkanun kadimun eski bir dükkan. Fi geldi başına, fi dükkanin kadimin. Fi geldiği için dükkanin oldu. Aynı şekilde sıfatta kadimin oldu. Fi dükkanin kadimin eski bir dükkanda. Evet, vecedna fi dükkanin kadimin eski bir dükkanda bulduk. Ne bulduk? Kitaben nefisen. Kitaben bir kitap. Nefisen değerli. Değerli bir kitap, kıymetli bir kitap bulduk. Vecedna fi dükkanin kadimin kitaben nefisen eski bir dükkanda değerli bir kitap bulduk. Vecede validuke leke fiha seyaraten cemileten. Vecede validuke leke fiha seyaraten cemileten. Baban sana orada, yani oranın içinde derken orada, baş şehirde, orada yeni bir araba buldu. Baban sana orada yeni bir araba buldu. Vecede buldu. Kim buldu? Validuke baban. Vecede validuke baban buldu. Leke sana. Burada bunun aslı ne? Li. Liye, ke, ki, hu ilaveleri yapıldığında le'ye dönüşür. Li, le halini alır. Yani le, ke, senin için, sana manasında. Vecede validuke leke, baban buldu sana, leke, sana. Fiha orada, yani fiha orada, onun içinde, orada, yani baş şehirde, baş şehrin içinde manasında, baş şehirde, orada. Vecede validuke leke fiha, orada baban sana buldu. Ne buldu? Seyaraten cemileten. Seyaratun ne demek? Seyaratun bir araba. Cemiletun güzel. Seyaratun cemiletun güzel bir araba. Neyi buldu? Bir araba buldu. Cemileten yeni bir araba. Bu yüzden en diyoruz. Neyi derken, ne derken, soru olarak ne sorduğumuzda seyaratun cemiletun yeni bir araba. Neyi? Seyaraten cemileten yeni bir arabayı. Evet. Vecede validuke leke fiha seyaraten cemileten, baban sana orada yeni bir araba buldu. Huve raca'a ila beytihi yevme emsi. Huve raca'a ila beytihi yevme emsi. O dünkü gün, yani dün evine döndü. Huve o raca'a döndü. Bu beytuhu'ya dikkat edelim. Beytuhu ne demek? Beytun bir ev. Beytuhu onun evi. İla gelirse başına, yani ila fi ala gibi bir kelime gelirse başına,
ile beytu beyti halini alır. Fakat aynı şekilde hu da uyum sağlamak için hu da hi halini alır. Evet. İle beytihi. İle beytihi. Huve raca ile beytihi. O döndü ile beytihi evine. Beytuhu evi ile beytihi evine. Ne zaman döndü? Yani ile burada beytihi yapar. Ne zaman döndü? Yevme emsi. Dünkü gün. Yevme emsi. Burada bir önceki derste de söylemiştim. Yevme şeklinde bunu diyoruz. Yevmu demiyoruz. Yevmi demiyoruz. Yevme emsi. Yevme emsi bu değişmez. Yevme emsi dünkü gün. Evet. Huve raca ile beytihi yevme emsi. O dünkü gün evine döndü. Veya kısacası o dün evine döndü. O evine döndü. Emma ana fe. Ne demiştik? Ben ise olarak bunu tercüme edeceğiz. Emma ana feraca'tu ila beyti sabahel yevmi. Ben ise evime bu sabah döndüm. Emma ana fe. Ben ise raca'tu döndüm. İla beyti. Beyti ne demek? Evim. İla beyti evime. Emma ana feraca'tu ila beyti. Ben ise evime döndüm. Ne zaman döndüm? Sabahel yevmi. Günün sabahı. Sabahel yevmi. Günün sabahı. Yani kısacası bu sabah şeklinde bunu diyoruz. Sabahel yevmi bu sabah demek. Sabahel yevmi. Emma ana feraca'tu ila beyti sabahel yevmi. Ben ise evime bu sabah döndüm. Evet, son olarak da burada bu sayfayı durdurarak bunları, bu metinleri okumaya çalışalım. Bir önceki derste de söylemiştim, bunlar birinci kısımda gördüğümüz, çalıştığımız, harekeli olarak çalıştığımız metinler. Yani eğer bu dersin başından itibaren iyi takip ettiysek, anladıysak, bol tekrar ettiysek bunları rahat bir şekilde okuyabiliriz. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Ben herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.